güzel film. Tabii Allah'ın sevecek insanlar yaratması çok büyük bir nimet. Rejiyle şu an ortaklaşa bir çalışma içerisine girmek istiyorum. Tek tek ilgili kişilerin görüntülerini almak istiyorum. Yani. Önce badem şekerimizi açalım. Şimdi yani dünya tatlısı gerçekten sevilmeye çok layık bir insan. İmparatoriçeme görelim. Mükemmel baş. İmparatoriçeme şimdi tecrübe ediyoruz. Kendisi olağanüstü derecede güzel ahlaklı bir insan. Maşallah, tanıştığımız ilk günden itibaren Allah'ın gerçekten sevmeye çok layık olarak yarattı. Hem dünya güzeli zaten yani maşallah, güzellik Allah olarak da insanın içine açan. Ama ahlakı mükemmel. Yine rejiyle bir ortak bağlantı halinde Beyza Hocam'a geçiyoruz. Beyza Hocam dünyanın gerçekten en mazlum ve güzel ahlaklı insanlarından bir tanesidir. Çok çok fedakar ve çok sadıktır. Maşallah. Çok sevilmeye layık bir insandır. Maşallah, maşallah çok cesurdur maşallah. Hemen kameramızı tavşanımıza doğru çeviriyoruz. Aile Sultan'da. Kendisi zaten yani anlatmaya gerek olmayacak bir bilgi birikimi ve olağanüstü derecede güzel ahlaklıdır. Aylin de çok sadık ve çok güzel ahlaklı bir insandır. Çok imanlıdır. Zaten hem üslubundan hem her şeyinden bütün kardeşlerimde olduğu gibi anlaşılır ve kameralarımızı Ceylan Ceylan yani insanın hayatında hiçbir yerde karşılaşamayacağı kadar tatlı bir ahlaka sahip, süper fedakar, çok mazlumlar, çok çok güzel ahlaklıdır gerçekten. O da aynı şekilde öyle ve yani çok seviyoruz yani özetle. Fakat bu arada badem şekerimi çok hızlı geçtiğim için tekrar geri dönmek istiyorum. Evet. Badem şekerimi, onun da ahlakı olağanüstü mükemmeldir. O da ilk karşılaştığımız günden beri, bakın dünya güzeli olmasına rağmen bütün kardeşlerim öyle. Dünyadan tamamen geçmiş haldedir. Şimdi burada bir kişi evet maşallah şey diye yazmış yani dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diye. Siz hayatlarınızda bunu çelişki yaşıyorsunuz diyor. Halbuki tam zıttıdır. Bizim nimet içinde yaşıyor olmamız o nimeti amaç haline getirdiğimizi göstermez. Bütün arkadaşlarım, burada gördükleriniz ve görmedikleriniz ve bütün kardeşlerimiz gerçekten Allah rızası için bütün hayatlarını vakfetmişlerdir. Allah tabii ki nimetini veriyor. Hepsine kat kat arttırsın. En layık insanlardır inşallah benim için nimete. Fakat dünyadan geçmişlerdir. Yani onlar tek bir hücrede de yaşarken aynı neşe ve aynı mutlulukta yaşayan insanlardır. Yani hücre derken gözaltına alındığımız hücreyi kastediyorum. Tecrübe ettik ve hepsi aynı şekildedir. Aynı şekilde nimetin içindeyken yaşarken. Didem Sultan'a çekmeyi. Fedakarlığıyla sadakatini biraz çok iyi oldu. Şuradan yani tam bir dava adamı ve gerçekten hamiyetisi çok güçlü, çok asil ve müthiş sevgi dolu bir insan. Elhamdülillah. Çok akıllı. Müslümanlara çok düşkün. Çok sadık, sadakatli. Allah razı olsun. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Maşallah. Tabii burada noktayı asıl bir yerde ben noktalamak istiyorum. Yine hocamızı genelde, hocamıza olan sevgimizi hep sordukları için hayatımızda gördüğümüz yaşayan insanlar içerisinde sevgiye en layık insandır bizim hocamız ve hayatımızda en güvendiğimiz insandır. Gözümüzü kırpmadan Allah rızası için canımızı veririz ve o kadar çok güveniyoruz. Yani hayatımızda en güvendiğimiz insandır. O yüzden biz hocamızı çok seveceğiz yani. Allah nasip ederse daha da artarak seveceğiz ve o kadar Allah rızası için aşkla bağlıyız. O yüzden yani bu insanların gerçekten dikkatini çekiyor. Bazıları belki haset edenler oluyor olabilir ama gerçekten gıpta edenler oluyor olabilir. Ama hocamızla zaten tanışan insanın hayatı değişir. Yani o günden itibaren artık dünyaya başka şekilde bakmaya başlar ve bu o insanın, bütün insanların ateistinden başka dine mensup insanlarına kadar hepsinin ifadesiyle sabittir. Biz yıllardır bunları duyuyoruz. Hepsi gerçekten anlatıyor. Nereden kaynaklı? İmanından, Allah korkusundan, cesaretinden, yakışıklılığından. Evet, Allah ona mükemmel bir yakışıklık vermiş. Çok büyük bir nimet. Biz de gerçekten Allah gücünü, kudretini her geçen gün daha da arttırıyor. Maşallah. Muhteşem bir sevgi gücü vermiş. Gerçekten dünyada yaşayan her insana Allah'ın tecarisi olarak baktığı için muhteşem bir sevgi duyma gücü var. Herkese yetecek kadar bir sevgi gücü var maşallah. Allah her geçen gün daha da arttırıyor gençliğini, dinçliğini, yakışıklılığını maşallah. Dün hocamızın bir resmini yüklemiştim ben Facebook'ta. Kardeşlerimiz görmüşlerdir. Kardeşlerimizin iftarına hocamız katıldığında orada çekilen bir resim. Oradaki bakışları da herkes ona dikkat çekmiş zaten. Hocamıza olan hayranlık dolu bakışlar ama çok şiddetli sevgi dolu bakışlar. Onu kimse suni elde edemez. Çok çok şiddetli bir sevgiyle ancak bakan bir insanda oluşabilen bir bakıştır o. Gerçekten de orada kardeşlerimizin bu resme verdikleri tepkiler, hocamızı gören kişilerin bana yazdıkları gerçekten çok insanı düşündürücüydü. Bir insan bir insana nasıl nasıl bu kadar sevgi duyabilir? Nasıl bu kadar candan ifade edebilir sevgisini? Daha önce hiç görüşmemiş kişilerde hocamızda ilk defa gördüklerinde artık nasıl tarif edeceklerini şaşırmışlar o duyguyu. Çünkü çok ciddi içten, kalpten bir sevgiyle olur bu. Yani bu çok maneviyatlı bir sevgiyle olur ancak. Gerçekten Allah rızası için olan bir sevgiyle olur ve gerçekten doğru bir sevgiyle olur. O gerçek sevgidir işte. Yani hiç kimse ne çıkarı için ne başka bir şey için değil. Sadece Allah için, sevdiği için olur. İşte bizim istediğimiz, beklediğimiz, bütün dünyada aradığımız sevgi de böyle bir sevgi. İnşallah hocamız da öncüsü gerçekten. Bunu tek başına yaşayan bir insan olarak bütün dünyaya yaygınlaştırdı. Maşallah. Çok önemli bir faaliyettir bu. Bu çok büyük bir inşallah ecir vesilesidir. Allah nasip eder inşallah. Ama dünyada aradığımız, istediğimizde böyle bir sevgi türü. O kardeşlerimizin yüzünde hocamıza bakarken ki oluşan sevgi. Samimi maşallah. Sevgi. Çok samimi sevgi. Türkiye'nin her yerinden o kadar çok sayıda kardeşimiz gelmiş ki, fakat tam anlamıyla bir nur meclisi. Yani çok çeşitli görünümde insanlar var tabii ki. Yani çok kalabalık bir ortam. Fakat hepsinin üzerinde Allah'tan bir nur oluşturulmuş ve Allah gerçekten çok güzel tecelli etmiş. O masalarda oturanların hepsi bizim için nimet ve hepsinin gerçekten ailenin söylediği gibi yüzlerinde gülücükler çok açılıyor. Yani o kadar neşeyle ve zevkle, sevinçle saygıyla bakıyorlar ki çok güzel. Çok gerçekten çok bir ifade var. İnsanın onu elde etmesi çok zor. Maşallah. Ama hepsinin yüzünde var o ifade. Maşallah. Bu sevgi de Allah'a çok şükür çığ gibi büyüyor. Yani hocamız sevdikçe, biz hocamızı sevdikçe, Allah başta tabii ki Allah aşkıyla oldukça biz, Allah bu sevgiyi dünya çapında yaygın hale getiriyor. Bütün insanların o coşkuyu yaşadığını görüyoruz maşallah. İnsanlar bu olmaz diye bazen düşünüyorlar. Oluyor. Yani Allah dünyada bunu bize gösteriyor. Ona talip olan herkesi inşallah Allah onu gösterir. Ona talip olmak gerekiyor ve sevgiyi insanın hissetmesi için, onu sürekli kılması için biliyorsunuz emek vermesi gerekiyor. O emeği vermek için eğer bir insan talipse ona Allah inşallah, Allah onu gösteriyor. Çünkü hepsi Allah'ın elinde. Allah dilerse kalbe çok çok güçlü bir sevgi hissi koyuyor inşallah. Selam. Aleykümselam hocam. Evet, maşallah. Sizden bahsediyorduk hocam. Muhabbet meclisinde benden bahsediyorum. Evet hocam, gerçekten. Maşallah. Ne diyordunuz? Siz ne kadar sevgili kardeşlerimizin de size olan sevgisine yüzlerinden nasıl belli oldu? Maşallah. Maşallah. Ve bizim size olan sevgimiz. Ve güvenimiz hocam. İftar, dünkü iftar. Evet, dünkü iftar. Hakikaten yani müthiş bir sevgi vardı. Maşallah. Ama tarif edilecek gibi değil. Maşallah. Çok kalabalıktı. Bayağı anlaşılıyor hepsi. Maşallah. Elhamdülillah.